Japonya, Birinci Dünya Savaşı'nda aktif ve önemli bir role sahip değildi aslında ama yine de belirli bir rolü vardı. 1914'ün Ağustos'unda savaş başladığı sırada Japonya, Alman mülklerinin kontrolünü istiyordu. Yani Almanya'ya ait toprakların ya da çeşitli mülklerin kontrolünü elde etmek istiyordu. Bu yüzden de İngiltere ile ittifak yapma durumundaydılar. İngilizlerle hemen iletişime geçtiler ve bir anlaşmaya vardılar. Eğer Japonya Büyük Okyanus ve Çin'deki Alman mallarına, Alman topraklarına saldırırsa ele geçirdikten sonra onların kontrolüne sahip olabilecekti. Yapılan anlaşmaya göre bunun üzerinde e, bir e, anlaşmaya, bir fikir birliğine, bir antanta varmışlardı İngilizlerle. Ve bunun üzerine Japonya harekete geçti. Tsingtao'yu kuşatma altına aldı ki daha önceden de belirttiğimiz gibi Tsingtao Alman toprağıydı o zamanlar. Burada Japon gemileri karaya çıktı. Japon askerleri. Bu çıkartma teknolojik bir öneme de sahipti. İlk defa bu çıkartmada deniz tabanlı hava saldırısı yapıldı. Uçak gemilerini düşünelim. Mesela uçak gemisi deyince neyi anlarız? E, uçakları taşıdıktan sonra onları suya koyar ve sonra uçak sudan hareket eder, sudan kalkar. Şimdiki uçak gemileri farklı ama o zamankiler öyleydi. Bunlar Tsingtao şehrini almaya çalışırken gerçekleşti ki eninde sonunda 1914'ün bitimine doğru ele geçirmeyi başardılar. Bunun üzerine Japonlar Büyük Okyanus'taki diğer birçok Alman toprağına da sahip olmayı başardılar. Özellikle de Pasifik adalarına. Bunun ardından Japonya bazı bölümlerini ya da donanmasının bir kısmını ittifak kuvvetlerini korumak amacıyla Akdeniz'e gönderdi. Japonya savaş açısından burada önemli bir rol oynamış oldu böylece. Bir tarihi not daha düşelim. Şu şekilde. Yer alınan müzakereler sonucu savaşa girmesi nedeniyle Japonya kendini büyük güçlerin oturduğu koltukta buldu bir anda. İkinci Dünya Savaşı'nda da daha sonra göreceğimiz gibi Japonya sonunda savaşın büyük oyuncularından biri olmayı başarmıştı. Fakat bu sefer ittifak devletlerinden farklı tarafta duruyordu Japonya. Japonya ittifak devletlerinin yardımıyla Paris Barış Konferansı'nda yer aldı. Versay Antlaşması'nın şartları tartışılırken Japonya'nın aklına bir anda Milletler Cemiyeti geldi. Japonya diğer Avrupa devletleriyle aynı haklara sahip olabilmeyi istiyordu. Ve aslında bunu da milletler cemiyetinin tüzüğüne koymak için harekete geçtiler. Dolayısıyla milletler cemiyetinin tüzüğünde böyle bir madde de olmuş oldu. Bu madde şöyle diyordu. Milletler cemiyetinin temel ilkesi olan ulusların eşitliği maddesine göre anlaşmanın tarafları Milletler Cemiyeti üyesi olan yabancı milletlerin her alanda eşit ve adil muamele görmeleri konusunda anlaşmaya vardılar. Vurgulamama izin verin. Her alanda eşit ve adil muamele. Kanunda ya da gerçekte. Yani kağıt üzerinde ya da gerçek hayattaki uygulamalarda. Hem de ırkına ya da milletine, milliyetine bakılmaksızın ve ayrımcılık yapılmadan. Özellikle de Japonlar diyorlardı ki: "Hey bakın, siz Avrupalılar Bizi görmek zorundasınız. İfade edildiği gibi her insan eşittir. Yani diğer insanlar da sizinle eşittir. Ee, dünyanın daha sonra nasıl olduğunu anlamak istiyorsak aslında pek bir şeyin değişmediğini görürüz. Milletler Cemiyeti Woodrow Wilson'ın bu idealist düşüncelerinin ürünü olsa da bugüne gelindiğinde çok da fazla değişen bir şey olmadığını üzülerek görüyoruz. Açıkçası İngilizler imparatorluklarının boyunduruğu altına birçok insanı alabilirlerdi ve aldılar da. Woodrow Wilson milletler cemiyetinin aynı kaderi paylaşmasından korkuyordu. Ama Amerika'da bölünmüş güneyde milletler cemiyeti için onay almak sorun olabilirdi. Hiç kolay olmayacaktı. Ve daha sonradan edindiğimiz bilgilere göre artık şunu biliyoruz ki milletler cemiyeti antlaşması aslında Amerika tarafından hiçbir zaman onanmadı. Ve dediklerimizde gerçekleşmedi. Yani bu eşitlik ilkesi tam olarak uygulanamadı maalesef ve 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Buna rağmen Japonlar kendileri için eşitlik istiyorlardı ama 2. Dünya Savaşı'na girdiğimizde görüyoruz ki aslında onlarda da bir çeşit ırk üstünlüğü anlayışı vardı. Ve Asya'da özellikle Çinli ve Koreli birçok insanı boyundurukları altına aldılar.